Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir otomobil içeriğiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz artık stok sıkıntımız tamamen ortadan kalkmış durumda. Yani dilediğiniz otomobili dilediğiniz bayiden bayi fiyatına, hatta bayi fiyatının altına satın alabiliyorsunuz ki bugünkü videomuzda tam olarak bununla alakalı aslında. Kısa süre önce bir arkadaşım bir bayiden otomobil aldı ve liste fiyatının altına satın aldı arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, duyunca biraz inanamayabilirsiniz. Ya liste fiyatının altına nasıl araba satın alabiliyorlar diyebilirsiniz ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, şu anda pek çok otomobil bayisinde pazarlık payı denilen bir şey mevcut. Bunu birazdan size bahsedeceğim. Halihazırda arkadaşlar sıfır otomobillerde stok sıkıntısı kalmadı. Hala bakın dikkat edin buna, ikinci el satış yapan sitelerde liste fiyatına yakın, liste fiyatının üzerine fiyat veren uyanıklar var. Bunlara fırsat vermeyin lütfen arkadaşlar. Sarı siteden önce girin bir otomobil bayilerinin orijinal sitelerindeki. Biliyorsunuz son dönemde sahte siteler de ortaya çıktı. Orijinal olmasına, yani sitenin gerçek olmasına lütfen dikkat edin. Liste fiyatlarına bir bakın. Liste fiyatlarına bak. Baktıktan sonra bu fiyatlarla da yetinmeyin arkadaşlar. Çünkü atıyorum orada 1 milyondur. Siz dersiniz ki ya 100 bin cebimde kalsın, gideyim 900 bine işte biraz kullanılmışını alayım demeyin. Gidin o bayiye arkadaşlar. Bayilere gidin ve fiyat araştırması yapın. İnanın X bayisi size şunu diyebilir. Asla biz liste fiyatının altına satmıyoruz. Üretici de liste fiyatının altına satılmasına izin vermiyor diyebilir. Ama bir Y bayisine gittiğinizde aynı otomobili liste fiyatının altına alabiliyorsunuz ki bu bizim başımıza geldiği için ben biliyorum. Şimdi burada marka model vermek istemiyorum arkadaşlar. Hani reklam olur, şey olur, belki marka der ya biz ismimizin geçmesini istemiyorduk. Bayi der biz ismimiz geçmeseydik keşke falan. O yüzden hani müşteri ve alıcı ve satıcı arasındaki ilişki diyeyim daha doğrusu. Bu ortaya çıkmasını vermeyeceğim ama pazarlık payını, ne kadar indirim yapıldığını vesaire söyleyeceğim. Bizim arkadaş bir tane otomobil bakıyordu. Ki bu otomobil şöyle bir kopya vereyim sizlere. Türkiye pazarına yeni girdi bu marka. İstanbul'da 4-5 tane bayisi var arkadaşlar. İki tane bayiye gitti. Bu iki bayi liste fiyatının altına inemeyeceklerini söyledi. Fakat bizim arkadaş diğer 3 bayiyede gitti. Evet, İstanbul'daki 5 bayiyede gitti arkadaşlar. Ve sonuç olarak bayilerden bir tanesi nakit alımda, bakın nakit alımda dikkat edin buraya, yani kredi kullanmadan direkt trink alımda 60 bin lira indirim yapabileceğini söyledi ki gerçekten yaptılar. Ellerinde hala hazırda onun istediği paket de vardı. Renk yoktu. Yani istediği renk, o beyaz almak istiyordu ama böyle green track bir renk vardı. Bayi bu renk, işte bu araç üzerinden 60 bin liralık bir indirim yapabileceğini söyledi. Ve o gri renkteki aracı aldı bizim arkadaş. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada siz de bayi bayi dolaşarak daha büyük bir indirim alabilirsiniz. Burada elinizi güçlendiren en önemli etken arkadaşlar nakit fiyatla, nakit parayla trink olarak arabayı almanız. He ya benim nakitim yok falan. Hiç sorun değil arkadaşlar. Şu anda pek çok otomobil üreticisi bayisinde %0 faizle 200 bin, 300 bin gibi tutarları size trink olarak veriyorlar ki bunda da genel olarak maddi durumunuza, işte bu kredi puanınıza falan bakmıyorlar. Zaten çünkü otomobile ipotek koyduğu için, otomobile satılamaz şey koyduğu için o yüzden hiç umursamıyor. Çünkü niye, parasının karşılığı olarak bir mal var sonuçta ortada ki size kasko masko da yapıyor zaten kredi çektiğiniz için. Her türlü kendi üzerinden sorumluluğu atmış oluyor. Ama bu noktada siz hiç sıfır faizle, ki şu anda otomobil kredisi çekmek isteyen faiz 4 ve 5 aralığında arkadaşlar. Yani 4 noktalardan falan bahsediyorlar ki bu da gerçekten çok yüksek bir faiz oranı. O yüzden bir otomobil almayı düşünüyorsanız lütfen sarı siteden önce şu otomobilin girin sıfır fiyatlarına bakın arkadaşlar ki dolandırmayın. Bakın ben görüyorum hala. Instagram'da da biliyorsunuz bu otomobil ilanları veren sayfalar var. Aynı şekilde sarı sitede de otomobil ilanlarına bakıyorum. Hala liste fiyatı ve liste fiyatının üzerine ilan verenler var. Adam hala şunu yazmış. Ekstralar fiyata dahil değildir. Kardeşim o artık bitti. Ekstra mekstra devri bitti. Muhtemelen o arabayı sana kilitlediler. Liste fiyatının da üzerine kilitlediler. Sen de ya birini bulsam da kitlesem diye bekliyorsun. Ama inşallah elinizde patlayacak o otomobiller. Çünkü artık bu milletin, insanı liste fiyatının üzerine otomobil almak istemiyor. Pazarlık payıyla liste fiyatının da altına otomobiller almak istiyor ki bu da baktığım, gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş gerçekleşen bir şey. Sizlere tavsiyem arkadaşlar, dediğim gibi şehrinizde belki bir tane bayi olabilir, iki tane bayi olabilir. Diğer şehirlerdeki bayileri de arayın mutlaka. Yani yakın şehirlerde, gidebileceğiniz yerlerde, atıyorum siz Kastamonu'dasınızdır, İstanbul'da akrabanız vardır vesaire, rica edin gitsinler, baksınlar, konuşsunlar. Çünkü dediğim gibi 60 bin lira az para değil arkadaşlar. Hani gidip gitseniz, yol parası vesaire deseniz, 10 bin lira düşseniz yine 50
50 bin lira cebinize kalır. Dolayısıyla bu noktada üşenmeyin. Diğer bayilere de mutlaka bakın. Eğer sizlerin de bu tarz başınıza gelen şeyler varsa, yani bayilerde şöyle indirim böyle indirim aldım diyeceğiniz yorumlar varsa mutlaka yorumlar kısmında bizlerle paylaşmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böylece otomobil alacaklara da en azından biraz daha yol göstermiş oluruz. Bu fırsatçıların eline düşmesinler yeter ki benim tek istediğim bu. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Lütfen bizim kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bunu rica ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.